Selamlar arkadaşlar, bugün tel değiştireceğiz. Les Paul kasa bir gitarımız var. Buna 10 numara tel takıyoruz. Şöyle bir Dunlop marka, arzu ederseniz siz de bakabilirsiniz. Güzel bir tel. Gayet dayanıklı, güzel bir tel. Şöyle hepsini açıyoruz önce. Burada arkasında hangi telin hangi renkte olduğunu gösteren hatırlatıcılar var. Buradan da bakabilirsiniz. Çok daha rahat oluyor ayırt etme. Şurada kalsın. Şimdi normal şartlarda elektro gitarın teli bakım yapılmayacaksa tamamen çıkarılması çok sağlıklı değil. Yani bu ne demek? Bütün telleri bir anda boşaltmak sağlıklı değil. Gitarınızın sap ayarı bir anda kaçabilir. Dolayısıyla tek tek en üstteki telden çıkartarak, yenisini takarak bu şekilde gideceğiz adım adım. Dediğim gibi eğer bir lütiyere vermediyseniz, herhangi bir bakım, tesviye vesaire yapılmayacaksa tek tek çıkarmak en mantıklısı. Şimdi önce şunu şuradan boşaltıyorum. Üstteki mi telini. Şöyle şuradan çıkarttım. Bu float gözlü olmadığı için tel değişimi biraz daha rahat yapılıyor. Şöyle hemen çıkarttım. Şurada dursun. Şimdi mesela şuradan bakalım, 6 diyor. Silver white. Hemen buradan silver white'ı bulalım. Silver white şurada. Hemen bunu çıkartıyoruz. Önce şöyle hepsini de açalım bunların. Zaten 3-3 ayırmışlar. Zaten 3-3 bas ve tiz teller olarak ayrılmış durumda. Şunların hepsini şöyle çözelim. Silver'la başlıyoruz hocam. Silver'la başlıyoruz. Yani şudur. Şuradan aldım. Şu şekilde alttan. Zaten bunun yeri var. Buradan şöyle geçirerek hemen buraya aldık. Hemen şuradan da yukarı doğru aynı bu yönde geçiriyoruz telimizi. Şu şekilde. Şimdi bu tel çok kalın olduğu için şuradaki delikten tekrar geçme şansı yok. Dolayısıyla şuradan bu kadar bir mesafe bırakıp şöyle kıvırıyoruz. Şu şekilde. Şu mesafemizi de keski bulundurmanızda fayda var yanınızda. Şöyle keserek şu şekilde alıyoruz. Şöyle kıvırdık. Buradan hemen akort burgumuzdan şöyle sıkacağız. Zaten bu kendisi tutacaktır. Evet, bu bittikten sonra hemen ikinci la telimize geçtik. Aynı mantıkla burada da ilerleyeceğiz. Boşalttık telimizi. Şuradan çıkarttık. Şunu aldık. Burada da yine 5 la teli siyah diyor. Siyah telimizi aldık. Şuradan geldik. Yine aynı şekilde yukarı doğru deliğin yönünü denk getiriyorum. Buradan şu ince ucu geçiriyorum. Buradan geçirdik arkadaşlar. Şuradaki kanallara oturmasına dikkat ediyoruz. Yanlara da çok fazla kayma olmasın. Yine bir üstteki burguya kadar mesafeyi bıraktım. Aşağı doğru geçirdim. Şu telle karışmasın diye şöyle aldım. Bir keskiyle kestim. Daha sonra bunları kısaltacağız. Şimdilik şöyle bir akordumuz oturana kadar biraz uzun kalabilir. Sorun yok. Şuradan aldım. Burada. Bunu da buraya oturtuyoruz bu arada, üst eşikte. Evet. Şu şekilde. Şöyle geçtim. Şöyle de alabilirsiniz, daha iyi olur. Şimdi R telindeyiz. Yine boşalttım R telimizi. Burada bakın şöyle iki kez geçirilmiş buradan. Bunları da elinizle hemen yapabilmeniz kolay değil. Dolayısıyla bir önceki kullandığımız telleri bu teli sökmek için kullanabiliyoruz. Çıkarttığımız telleri kullanabiliyoruz. Şuradan geçirdim. Evet, şu şekilde geçirdikten sonra şöyle bunu buradan çıkarttık. Hemen buradan aldık. Evet. Şimdi yine buradan bakıyoruz. Gold demiş. Zaten buraya hazırlamıştık. Yine buradan geçirdik. R telimizi de hemen takıyoruz. Şuradan aldık yine. R teli biraz daha ince olduğu için bu delikten şu kanaldan iki kez geçirme şansımız olacak sanıyorum.
Şöyle çevirdim, sıktım. Aynı yerden bir kez daha şöyle geçireceğim. Şu şekilde. Böylelikle biraz daha sağlam olacak. Yine bu kanala dikkat ediyoruz tabii ki, şuraya, şu kısma. Şöyle biraz sıkıyoruz. Bir yandan da akordumuzu da kontrol edelim arkadaşlar. Evet, şimdilik şöyle ortalama bir dursun. Diğerlerini de yaptıkça yine kontrol edeceğiz. Şimdi geldik sol telimize. Bunu da buradan boşaltıyoruz şu şekilde. İnce telleri değiştirmesi bir tık daha zor olabilir buraya fazla dolandığı için. O yüzden az önce yaptığımız gibi şu bir önceki tellerden kalan parçaları kullanacağız. Şimdi şöyle biraz daha boşalttıktan sonra şöyle yapayım. Evet, şu aradan yine geçirdim. Şu şekilde. Evet, şöyle aldım. Evet. Sol telimizi de çıkarttık. Yine sol telde buradan Silver White olarak şurada gösterilmiş. Oradan yine bakabiliriz. Gümüş beyaz. Gümüş beyaz oluyor. Bu telleri de şöyle açtıktan sonra şu şekilde şöyle yatıralım. Yeni tellerimizi. Gümüş beyaz. Şuradan şöyle aldım. Evet. Bu da eski telimiz, şöyle dursun. Sol telinin biraz daha akordu kolay kaçabiliyor. O yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yine şöyle yukarı doğru geçirdik. Aşağıdan yine kanalımıza dikkat ediyoruz. Şöyle aldım. Bir tur şöyle yaptık. Şuraya dikkat ederek. Evet, şimdi fazlalık kısımları da şöyle alabilirsiniz. Sizi rahatsız etmeyecektir. Şunu kestim şuradan. Pardon hocam. Şunu da şuradan şöyle yapalım. Evet. Evet, C telimize geldik. Biraz boşalttıktan sonra yine eski kalan telimizle burada hemen buradan alacağız. Şimdi bakalım şöyle. Kalan fazla kısımları da şuradan alıyorum. Elimizi dolanmasın diye. Şunu aldım. Bunu da buradan şöyle aldım. Evet. Evet, siterini de yine aynı mantık, şuradan geçiriyorum. Şu şekilde. Bazen atabilir, çıkabilir. Bunları birazcık kimi zaman uğraştırabiliyor. Yapa yapa alışacağız. Şöyle çekiyorum. Evet, burada mesela iki tur üst üste bindiği için şunu birazcık daha boşaltacağım. Eğer çok buradaki gibi böyle sıkışma durumu olursa, zaten teli boşalttık. Şuradan şöyle kesip kalan kısmı da alabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim. Şuradan tekrar sokuruz. C mi telleri biraz zor oluyor. C ve mi telleri, evet, biraz sıkıntılı. Evet, kanatlı. Kanlı canlı tel videosu. Her gitarist tadacaktır hocam. Her gitarist kanamayı tadacaktır hocam. Evet arkadaşlar, şimdi teli değiştirdikten sonra bir akort yapalım. Sesine bakalım. Yeni tellerle. Bakalım nasıl duyulacak. Gayet güzel. Şunu şöyle bırakalım.
gayet parlak, keyifli, güzel bir tonu var. Klasik gitar gibi değil, akort tutuyor. Ama yine de arada tabii özellikle bentlerden sonra biraz kaymalar olacaktır. Evet, şimdi clean tondan sonra biraz da distortion'lı tonuna bakalım arkadaşlar. Fena değil gibi. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.